Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Hanımefendi tabaklarını çanaklarını dizdi. Elif Hanım önce masadan başlamak istiyor. Hadi açalım o zaman. O zaman açalım, gel. Bardak sağ mı sol mu? Sağ. Sağ bardak. Tamam, bitti. Sağ bardak. Masa üstünde bardak. Oradan döndün mü buraya? Uf, ne kadar pratik zekayım ya. Tamam mı? Ananas mananas koyuyor muyuz? Yok, kazlanması yok. Gidelim. Gayet güzel oldu. Bunları yakacak mı? Evet, yakarım. Ha, iyi, tamam. Hadi gidelim. Hadi hadi. Yok, çok güzel oldu. Ben beğendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hadi gel. Sağlık. Elif Hanım kendi zevkini konuşturduğu masasını tamamlıyor. Masa oldukça şık gözüküyor. Sıra bol lezzetli, nefis tarifli yemekleri yapmakta. Elif bugün mutfakta büyük ihtimalle aşırı gergin olacak ve aşırı sinirli olacak. Bence sinirli olmana gerek yok çünkü bütün yemeklerin tek malzemeli ve çok fazla pişirme süreleri yok yani yemeklerinin. Biraz rahat olabilirsin çünkü 2 saat senin için mükemmel bir süre. Krizi çok iyi yönetirim. Bu bana büyük avantaj sağlayacak bugün. Sorun yaşamayacağım. Evet, masamız tamam. Aa, hamur yapma makinesi. Bunu sen mi getirdin? Evet evet, ben getirdim. Hemen başlayalım, hiç konuşmayalım. Kadir Bey. Tamam hadi. Ben sizden şey istiyorum. Ne istiyorsan söyle bana. Soğan ve havuçları yıkayıp küçük küçük doğrayalım. Olur mu? Ben de doğrayabilirim isterseniz. Yok, doğrarım. Tamam. Kadir havuç doğramayı yapamaz. Ben yaparım. Kadir sen soğanları yap. Al. Yıkamayacak mısın? Ben yapamam, o yüzden daha iyisini yaparsın. Yıkarım da oraya gidemiyorum Kadir'im, biliyorsun yani. Biliyorum, çaresizliğinin farkındayım. Elim kolum bağlı burada, görüyorsun. Niye girer girmez hemen heveslimi o yapamaz ya. Ondan sonra ben yarışmacıya diyorum ki aa. Soğanlı bıçakta havucu kesiyorsun. 3. sınıf lokanta komisi gibi. Ben geçen Bursa'da bir yere iftara gittim. Geçen sene karpuz geldi. Allah'ım, bir soğan kokuyor karpuz. 3. sınıf mıydı acaba? Kimicik sen gittiğine göre kesin 3. sınıftı. Estağfurullah. Hanımefendi, soğanları yemeklik mi doğruyor? Evet yani? Yemeklik doğruyoruz. Bir saniye, hayır yemeklik doğramıyoruz. Bunu şu an tavuk suyu yapacağız. Küçük doğrayacağız. Yani doğrayabildiğimiz kadar küçük. Rastgele minik mi? Değil. Evet, ha, rastgele. Tamam. Sonra özensiz doğradı demeyin yani. Normalde çünkü çok güzel soğan doğrarım. Böyle. Tamam, pirincimiz vardı. Bu tavuk suyu ne için havuçlu soğanlı? Çorba için. Kendisi de taneli bir çorba seçmiş. Bakalım eleştirilere nasıl tepki verecek bugün? Sinirlenecek mi, sakin kalacak mı? Çünkü benim taneli çorbamı çok eleştirmişti. Görüyorum hepinizi gününüz gelince pıt 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 düştünüz hepiniz. Şu an tavuk suyu elde edebilmek için, daha doğrusu bulyon kullanamadığımız için, bulyon lezzetini vermek için şu an bulyon yapıyoruz o zaman. Evet, tavuk ve havucu. Evde bulyon tarifi. İstediğimiz de bu hanımefendiciğim. Sen ver, ben soyayım onları. Sen ama bulyonları koyacağım. Tamam, onu ocağa alacağız. Üzerine biraz yağ ekleyeceğiz, kızartacağız. Ha, kavuracağız. Evet. Hadi ne anladıysan anlat. Sen anladıysan bütün seyirci anlar. Bulyon yapıyoruz şimdi sevgili seyirciler. Ya Kadir'ciğim, anlat derken bunu diğer programlardaki gibi anlatma. Sevgili seyirciler, efendim artık bulyon kullanmaktan sıkıldık. Her kanalda biliyorsunuz ki kanserojen olduğunu söylüyorlar. Hepimiz de buna inanıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Uzun zamandır programımızda yapılmayan bir şeyi yapacağız. İnternette birçok tarif geziyor ama kimse inanmıyor. Çünkü onların da doğal olmadığını düşünüyoruz. Bir de malzemelerimizin ziyan olmasından korkuyoruz. Şimdi hanımefendi bu konuyla alakalı biliyorsunuz ki güzel yorumlar yapıyor yemekle alakalı. Evet. Yemeğin tadını anlıyor, içeriğini anlıyor. O yüzden de doğal bir bulyon yapımı, özellikle küçük çocuğu olanlar için söylüyorum. Ne yapacağız? Güzel soğanımızı doğradık. İçerisine bir tane de havuç doğradık. Tahminimce bunları kavuracağız. Evet, kavuruyoruz. İçine birazcık tuz atıyoruz. Sebze olarak sadece havuç soğan mı giriyor bunun içine? Evet. Peki aslında çeşit olarak geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz, karabiber atabiliriz. Çeşit olarak ne lezzet vermek istiyorsak. Kereviz yaprağı koyabilir miyiz? Pırasa koyabilir miyiz? Kereviz, patates hepsi girer. Ama o bulyonu sadece herhalde çorbalarda kullanabiliriz. Pilava koyamayız. İçinde kereviz sapı olur. Ne yemek yaparsanız ona göre çeşitlendirebilirsiniz. Peki bunu robottan mı çekeceğiz? Hamur gibi mi olacak? Hayır, onun sadece suyunu alacağız. Bize lazım olan onun suyu. Ben bunların aslında kullandığım zaman patates de koyuyorum içine. Patates koyduğum zaman daha güzel oluyor. Bir daha de bir şey fark oluyor. Ettim. Sen tavuğu ayrı bir yerde haşlıyorsun. Evet. Ben zannettim ya, tavuğu da bunun içine atacağız, ondan haşlayacağız. Onu onun içine atacağız. Tam tersine yapacağız. Kavurup atacağız. Evet. Mısır çorbasındaki beklentim yine her zamanki gibi kıvamı. Elif Hanım aslında hani kendi de zaten dile getiriyor. Mutfağın içinden gelen bir bayan. Kendi yorumunu katacağını düşünüyorum açıkçası. Bekliyorum da. Şimdi neye geçtik? Treliçe için pandispanya yapıyoruz. Biliyorsunuz keki çok önemli. Öncelik bunun kekini yapmamız lazım ki kaç yumurtanın sarısı beyaz ayrılacak? 5 tane yumurtanın sarısını beyazından ayıracağız. Kadir'in bunun makinesini yapalım biz. Yumurta sarısı ayırma makinesi yapalım. Öyle bir makine var zaten. Yani bir hap var mı? Evet. Aa. Çekebilirim. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Normalde yumurtanın sarısı beyaz ayrı satılıyor. Süt kutusu gibi büyük kutuların içinde sarısı beyaz ayrı satılıyor. Pasta
pastanede çalışırken biz onlardan alıyorduk. Şu kovulduğun pastane mi? Ya niye kovulayım? Tutturdu, kovuldu, kovuldum. Başımda mıydın sanki? Sıkıldım biliyor musun? Her gün aynı şeyleri yapmaktan. Her gün kaksimitam vuruyor, 6'da git. O neydi öyle? Hiç biraz fazla oturmuş anası üstüne. Çok hızlı atıyorsunuz. Öyle şeyleri biz çok merak ederiz. Çöpü karıştırma ya. Hem merak ediyoruz, hızlı atıyorsun diyor. Menüde tek riski olan tatlısı oldu şu ana kadar. Aslında çok öyle aman aman bir riski yok yani. Bir basma kadayıf kadar riski yok. Ama yapar yani, onun için çocuk oyuncağı olacak büyük ihtimalle. O yüzden lezzetli bekliyorum. Karamelli triliçe için 5 yumurta beyazı çırpılıyor. Çorba için bulyon hazırlanıyor. Pandispanya yapmak için önce şöyle bir karışımımızın olması lazım. Yumurta beyazlarını bu kıvama getirdik. Şöyle ters tuttuğunuz zaman düşmeyecek. Tam kıvamında oldu. Tam kıvamında. Şu an ne yapıyoruz? Hanımefendi, testi öyle yapılmaz. Kadir'cim kafanı uzat. Allah kahretmesin. Bak birden dökülür, saç malzemem de yok vallahi. Akşam apışır kalırım masada. Dökülmez, dökülmez. O çok kadar iddialısın. Karamelli traliçe açıkçası sevmediğim bir tatlı. Çünkü ben şerbetli, kekli tatlıları çok sevmiyorum. Ve üzerindeki o karamelize olayını da sevmiyorum. Tabii ki bazı püf noktalara dikkat edeceğim, bakacağım. Tadı güzelse puanımı veririm. Bu tamam. Hanımefendi, 20 dakikamız geçti. Yani siz şu ana kadar 20 tane karpuzu soymuştunuz. Aynen öyle. Ama orası bir iş yeri, burası bir yarışma. Kadir işim, şunları bir sudan geçirelim. O bize çok acil lazım. Havasını alıyoruz. Havasını da atıyorsunuz yani ha? Bildiğiniz işin havasını atacaksınız. Elif Hanım'ın traliçesi bana çok basit geldi. Ben tatlıcıyım, ben pastacıyım diyor. Bazı şeylerde böyle övünerek konuşuyor. Ama kine, yani daha farklı farklı tatlılar vardı. Araştırıp yapabilirdi. Efendim, kavurduğumuz sebzelerin üzerine tavuk suyu koyarak bulyon yapıyoruz. Organik bulyon. Kaynadıktan sonra peki blender'a vurmadan sadece suyunu mu süzeceğiz? Sadece suyunu alacağız. Tavuklar yetti yani. Tavuklarla işimiz bitti. Tavuklar tam haşlanmadı, sakın yeme. Ben de onu dedim işte, biraz daha haşlanaydı da iyice yağını suyunu verebilirler ya tadını. Hanımefendiye söyle. Hanımefendi, tarif böyle mi? Ha, vakit yok biraz diye. Biraz daha pişebilir ama bizim o zaman evdeki sağlamlara söyleyelim. Bizim vaktimiz bizim kısıtlı. Kısıtlı hafif bir aromasını aldık, bıraktık. Ama siz daha uzun daha vakit uzun pişirebilirsiniz. Salla salla elini, iyice salla. Triliçenin şantisini çırpalım. Triliçe doğru bir karar mı bilemiyorum. Riski var evet tatlının. Üstündeki karameli tutturabilecek mi? Altındaki süt oranını tutturabilecek mi? Ama daha zahmetli bir tatlı beklerdim işin açıkçası. Kaç çeşit süt kullanacağına dikkat edeceğim. Karamelini kendisi mi yapacak ona dikkat edeceğim. Karamelin yanmamasına dikkat edeceğim. Bunları umarım güzel yapar. O ne? Bana sorma, hanımefendiye sor. Ne bu? Karamel. Hazır. Hayır, ben yaptım. Biz karamel yapmayacağız mı yani? Karameli yaptım ben önceden evde. Karameli önceden yapmış, onu kullanacakmışım. Ama şöyle bir durum var. Bizim burada bekleme süremiz yok. Onu yaparsak asla soğumaz. Niye yaptılar ama daha önce? Ama yapamadılar. Ben izledim. Hiç karamel yapabilen birisi çıkmadı burada. Şu ana kadar programda hiç karamel yapan olmadı. Hayır, ben görmedim. Oldu bu, oldu. Yeter. Benden sonra tahammül edemediğim bir şey varsa o da bu makina. Nefret ediyorum bu aletten. Dolaba atalım hemen. Bir ben saçma sapan sonra bir şey sorunca yüz ifade oluyor. Bir de şu makine çalışınca. Peki hanımefendi, karameli kendinizin yaptığını nereden bileceğiz? Tadından mesela. Tadından mı? Gözün kör olması. Kastı nedir, elinden karamel mi yiyoruz biz senin? Sanki üst komşu Raziye abla. Bilirim ben onun elinin tadını. Siz onun tadına bakarsanız aslında yapay olmadığını çok iyi anlarsınız. Bir şey diyeceğim. Yani senin ben karamelinin doğal olduğuna inanıyorum. El yapımı olduğuna da inanıyorum ama. Kadir'cim, bir çay kaşığı verir misin? Yemediğim hiçbir şeye inanmam ben. Anlatamıyorum galiba. Tamam, eğer dedim, süremiz karamel kalırsa. El yapımı okey de hanımefendinin elinden çıkın ne bileceğiz? Ben anlarım. Kaç kere elinden karamel yedim? Sana senin her hafta Elif'e karamele gidiyor. Onu anlasan nasıl Hakan Peker anlar. Karamele, karamele. Karamel güzel olmuş valla. Çünkü ben yaptım. Yani ne oldu şimdi? Senin karamele güzel demen bir şey değiştirmedi. Bu karamel süre zarfın dışında yapılmış. Hanımlar geldiklerinde bunu sen mi yaptın derlerse, sorarlarsa. Zaten yürümeye yer arıyorlar. Bir de tatlı çekeyim dedim, hep ben yapacaklar. Hiç sıkıntı yok. Bugün arkadaşlar bana olmuşa da olmamış diyerek gelecekler. Ama ben onları yemeklerimle susturacağım zaten. Şu anda 3 çeşit sütümüzü ekledik. Bir de krema ekledik, bir de karamel ekledik. Tencerede koyun ekledik. Bir de vanilya ekleyeceğiz. Elif Hanım, haftanın başından beri bu işi profesyonel yaptığınızı söylüyorsunuz ama ben henüz bir profesyonellik görmedim. Bunların hepsini benim evdeki 10 yaşındaki yeğenim de yapabilir. Bilginiz olsun yani. 32 dakikamız geçti. Neye geçtik? Vişneli yahnini soğanını önce bir kavuracağım. Tamam. Daha sonra etle soğanı, vişneyi buluşturacağım. Bunun bir de özel bir sosu var. Ballı bir sos. Onu da mı evde yapıp getirdiniz? Hayır. Onu burada yapılabiliyor üstüne zaten. Yani et dediğim bu tencerede koyun etlerini mi koyacağız evet, üstüne? Evet, o bizim yahnimiz. Vallahi şimdi açık söylemek gerekirse ben onu ne yedim ne de tadına baktım. Ama normalde biz yahni yaparız. İnşallah tadını tuzunu yerinde koyar da severiz.
Evet yerim. Hadi hadi, ne yapıyoruz? Mısır çorbası mı? Mantarlar. Mısır çorbasının şeyi bitmek üzere. Tavuk suyu bitmek çorbasını üzere. Kullanacağız ona. Hı-hı. Şu suyunu kullanacağız. Bunun suyunu süzecek şimdi. Mantarlı güveçlerimiz var. Mantarlı güveçlerimiz güveşin var. Güveşin içinde ne olacak? Soğan, biber. Onları size vereyim, doğrar mısınız? Tamam, ver onları çıkartayım bari aradan. Hadi bütün hızımızla devam edelim. Evet efendim, kendine güvenen azimli hırslı yarışmacımız Elif Hanım bugün sizlere güzel bir noktalar verecek. Farkındasınız, elinden geleni de yapıyor. Kendisi de kendine güveniyor. Ben de ona güveniyorum açıkçası yarışmacı olarak da. Güzel de başladık. Devamı gelsin bakalım. Patlıcan ve biberler közleniyor. 3 çeşit sütümüz ocakta. Güveç için mantarlar yıkanıyor ve ince ince doğranıyor. Sultan Hanım'ın üstüne çok fazla gereksiz gitmişsin sen Elif ya. Ha enginar getirmişsin sen bana, ha mantar getirmişsin. Yani ne farkı oluyor bir tane? Yani tek fark şu anda birinin sıcak geliyor olması, birinin soğuk geliyor olması. Sultan Hanım'dan hiçbir farkın kalmadı. Ben senden bir el açması beklerdim. Güvecimizin sebzeleri doğranıp tencereye giriyor. Sıvı yağ ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Tatlımızın pandispanyası fırına giriyor. Pembe Sultan için pancar kaynıyor. Pembe Sultan menüde tamamen gereksiz olmuş. Sırf işte fazla bir şey olsun diye konulmuş bir meze ve yine çok basit ve yine tek malzeme. Közleme işlemi devam ediyor. Tatlımızın sütünden dumanlar çıkmaya başladı. Fırındaki pandispanyamızı çeviriyoruz. Yahnimizi soğanlarına vişne ilave ediyoruz. Ben yemeklerin içinde aslında meyve sevmiyorum ama vişne meyveliğini, şu ekşiliği verdiği için hani birazcık farklı olabileceğini düşünüyorum. Yani tatlı tuzluğuna her şeyine bakacağım ve ona göre de zaten puanımı vereceğim. Hanımefendi benden köz patlıcan yatağında vişnenin yahninin baharatlarını istedi. Tuz, bal, karabiber, sıvı yağ, tereyağı, vişne, soğan, yağ, patlıcan. Baharatlarını demiştim ya sadece. Bal. Bal baharat mı efendim? Karabiber var sadece. Kekik yok mu? Kekik yok. Tamam. Vişnenin o ekşi tatlı tadını alabilirsem, etleri güzel pişmiş olursa hak ettiği puanı veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.